Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere ve aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, farklı ifadeler ve varsa atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz ve fiillerin nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğreniyoruz, pekiştiriyoruz. Bu videoda yani serimizin 61. videosunda desire, arzu etmek fiilini çalışıyoruz. Arzu etmek, çok istemek hatta istemek karşılığını Türkçe'ye veriyor. Şöyle yazalım. Aklıma gelen bir şey şurada ekleyeyim. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Birisi yorum yazmıştı. Hocam bulu var. İstemek demek. Farklı cümleleri istemek diye Türkçe'ye tercüme ediyorsunuz. E, devamde fiili var. Onu da istemek diye tercüme edebiliyorsunuz. E bir de dezire var. Onu da istemek diye tercüme ettiğiniz oluyor. Nasıl ayırt edeceğiz diye. Fiillerin ilk anlamlarına bakalım. var, direkt olarak istemek demek. Demande istemek ve sormak anlamlarını Türkçe'ye veriyor. Desire arzu etmek demek. Bir şeyi arzu etmek zaten çok istemek demek. Ve bazı cümlelerde istemek şeklinde de tercüme edebiliriz. Zaten benzer anlamları veren fiiller bütün dillerde var. Öyle düşünün. Karşımıza çıkan bir cümleyi, bir metnin parçasını nasıl tercüme edeceğimizi düşünürken yapıya bakıyoruz. Yani gramatikal yapıya bakıyoruz. Misal, désirer fiilini arzu etmek diye de, çok istemek diye de, istemek diye de tercüme edebiliriz. Şimdi fiilimizle ilgili yapacağımız detaylı çalışmaya başlayalım. sans verb, le plus utilisés en français, Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil. Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Désirer, Türkçe'ye arzu etmek, istemek, çok istemek karşılığını verir. Fiil edat almadan da çalışır. Dö edatı ile de. Buraya bir yıldız atalım. İkisiyle de karşılaşabilirsiniz. Yani fiilin bir prepozisyon edat almadan kullanıldığını da görebilirsiniz. Dö edatı aldığını da görebilirsiniz. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Tout le monde désire d'être très riche. Herkes çok zengin olmayı arzu ediyor, istiyor. Bakın Burada de edatı var. Yani désiré de ile kullanılmış. Hemen diğer cümleye bakalım. Je désire encourager mes étudiants. Ben öğrencilerimi cesaretlendirmeyi istiyorum, isterim. Gördüğünüz gibi burada bir edat yok. Bu arada şuna da değinelim. Tout le monde, herkes demek. Bunu bütün dünya, tüm dünya gibi tercüme etmeyelim. Être fiilin mastar halinde tre var. Sonrasında muhtemelen bir sıfat geliyordur. Rich bir sıfat. Encourage cesaretlendirmek demek. Pek tabi master halinde. Zira burada şahıs zamirine özneye bağlı olarak çekilmiş bir fiil var. M. Mülkiyet sıfatı benim çoğul bir şeylerim. M. benim öğrencilerim. Burada da liaison yaptık bakın. M. diye bağladık. La liaison. Onu da yazalım. Ulama demek okurken iki sesin birbirine bağlanması. Dezire fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Burası önemli. Yine yıldız atalım. Her videoda tam burada söylüyorum. Geçen terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta varsa atasözlerini mutlaka yazarak çalışın, ezberleyin. Uygun olan yerlerde kullanmaya çalışın. Désirer quelque chose birini bir şeyi arzu etmek, istemek demek. Désirer de faire quelque chose bir şey yapmayı arzu etmek, istemek demek. Bakın dö de var. Désirer faire quelque chose bir şey yapmayı arzu etmek, istemek demek. Yani bir şey yapmak olunca dö edatı alır diye düşünmeyelim. Zira dö almadan da aynı anlamda kullanabiliyoruz. Désirer kö. Subjonktif istek dilek gibi gerektiriyor. Arzu etmek istemek demek. super dezire arzu edilmek yoksun bırakmak karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Dezire dersek erjektif yani sıfat olur. Arzu edilen, aranan, istenen karşılığını Türkçe verir. Pek tabi bir tane ö koyarak kullanabiliriz. Sıfatları akorlayarak kullanıyoruz. Yine desire karşılığını Türkçeye verir ve anlamı yine aynı. Le désir dersek isim olur. Arzu, istek karşılığı. Désirable arzu edilir demek. Hadi bunları tekrar bir okuyalım hepsini. Désirer quelqu'un quelque birini, bir şeyi arzu etmek, istemek. Désirer faire quelque bir şey yapmayı arzu etmek, istemek désirer farker keşiş. Bakın dövsüz kullandık. Yine bir şey yapmayı arzu etmek, istemek karşılığını veriyor. Désirer que artı subjonctif istek dilek kipi arzu etmek, istemek. Se dezire, désirer arzu edilmek ya da yoksun bırakmak karşılığını veriyor. Désirer ya da bir ördeğe koyarak kullanırsak désire. Adjektif yani sıfat olur arzu edilen, aranan, istenen karşılığını verir. Le désir, isim hali, arzu, istek. Désirable, arzu edilir demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı cümleler ve cümle tercümeleriyle fiilin nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim, pekiştirelim. Mon oncle désirait toujours déménager à Lyon. Amcam hep Lyon'a taşınmayı istiyordu ya da isterdi. Şöyle yazalım. Fiilimiz burada hangi zamanda çektik? Şuraya çıkartalım. En parfede çektik. En geçmişte süren zaman. Hatta şuraya çıkartalım. Fransızca'da farklı zamanları, kipleri çok detaylı bir şekilde çalıştık. En çalıştığımız bir videomuz var geçmişte süren zaman diyebiliriz. Farklı yerlerde şimdiki zamanın hikayesi diye de anlatıyorlar. Kartını ekliyorum. İsteyenler ulaşıp o karttan videoyu izleyip çalışabilirler. Luc Étan BraveSolda qui désir servir son pays, Luc ülkesine hizmet etmeyi çok isteyen cesur bir asker. En an karşılığı buradaki pronom relatif ki. Şuraya çıkartalım. Önemli. Le pronom relatif yani bağlaç. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılıyor. Karşınıza çıkar. Ki Türkçe en an karşılığını verir ve sonrasında çekilmiş fiil gelir. Il ne suffit pas de désirer Il faut toujours travailler, diyor. arzu etmek yetmez. Daima çok çalışmak gerekir. Il suffit yeterlidir, il ne suffit pas, yeterli değildir demek. Bakın de ile devam ediyor. Fiilimiz burada master halinde. Tout ce que je désirais, c'était avoir une voiture de sport. Tek istediğim bir spor araba sahibi olmaktı. Bakın burada prezentatif var. Şuraya yazalım. L prezentatif sunum sözcükleri diye anlattım ben. Zira Türkçe'de direkt olarak bir karşılığı yok. S ve çoğul hali son Bunlar işaret sıfatı değil sunum sözcükleri. Hangi zamanda çekilmiş? Bakın yine emparfe. Prezentatif konusunu anlattığım videoda var. S... Prezentatifini hangi zamanlarda kullanabiliyoruz diye gösterdim. Mert dizi réussir sez egzamen. Mark sınavlarını başarmayı istiyor. Çok istiyor. Arzu ediyor diyebiliriz. Reisir başarmak demek pek tabi mastar halinde. Zira burada dizi refidini il şahıs zamirine göre prezanda çektik. Şimdi buradaki örnek cümleleri tekrar bir okuyalım. Mon oncle désirait toujours déménager à Lyon. Amcam hep Lyon'a taşınmayı istiyordu, isterdi. Luc est un brave soldat qui désire servir son pays. Luc ülkesine hizmet etmeyi çok isteyen cesur bir asker. Il ne suffit pas de désirer. Il faut toujours travailler dur. Arzu etmek yetmez, yeterli değildir. Daima çok çalışmak gerekir. Tout ce que je désirais c'était avoir une voiture de sport. Benim tek istediğim bir spor arabaya sahip olmaktı. Marc désir, réussir ses examens. Marc sınavlarını başarmayı çok istiyor. Farklı örnek cümlelerle devam edelim. Fiilimizi arzu etmek karşılığıyla, çok istemek karşılığıyla ve istemek karşılığıyla tercüme ettik. Désirez-vous plus de thé? Biraz daha çay ister misiniz? Daha fazla çay ister misiniz? Fiili çekip özenin önüne koyduk. Arada bir tane tre var. Bu şekilde soru yapmak gibi bir yöntemimiz var. Vous ram est la partie de vous qui désire de donner un sens à la vie. Ruhunuz hayatı anlam vermek isteyen parçanızdır. Bakın ki, ponu, relatifi var. En an karşılığını Türkçeye veriyor ve sonrasında çekilmiş fiil var. Şuraya kadar bölersek cümlenin öznesi sonrasında fiil prezende çekilmiş. Nous désirons finir nos devoirs le plus rapidement possible. Ödevlerimizi olabildiğince çabuk bitirmek istiyoruz. Nous şahıs zamirine göre prezende çektik. Le directeur désire que nous terminions le projet rapidement. Müdür projeyi çabucak bitirmemizi istiyor. Dezirek köy var. Sonrasında ne geliyordu? Subjonktif istek direk kipi. Hadi bunları da okuyalım tekrar. Dezire bu. plus de te. Biraz daha çay ister misiniz? Daha fazla çay ister misiniz? Votre âme la partie de vous qui désire de donner un sens à la vie. Ruhunuz hayata anlam vermek isteyen parçanızdır nous désirons finir nos devoirs le plus rapidement possible. Ödevlerimizi olabildiğince çabuk bitirmek istiyoruz. Le directeur désire que nous terminions le projet rapidement. Müdür projeyi çabucak bitirmemizi istiyor. Tout le monde désire de vivre longtemps, mais personne ne voudrait être vieux. Herkes uzun yaşamayı arzu ediyor ama kimse yaşlanmayı istemiyor. Desire burada de ile kullanılmış. L'amour est la seule obsession que tout le monde désire. Aşk herkesin arzu ettiği tek saplantıdır. La seule obsession, tek saplantı. Burada kö var. Türkçe di, d karşılığını veren pronom. Holatif yani bağlaç. Hemen bir yıldız atalım. Bu da yerde yer de karşınıza çıkar. Nun pouvons désirer que le bonheur. Biz sadece mutluluğu arzulayabiliriz, arzu edebiliriz. Cümlede nö var, dolayısıyla bu olumsuz bir cümledir. Hayır, bakın nö kö var, yani la restriksiyon var cümlede. Restriksiyon, kısıtlama ifadesi var, kısıtlama. Türkçe'ye sadece karşılığını veriyor. Aynı Sölmen gibi şöyle yazalım. Le bonheur mutluluk demek köyü kısıtlama ifadesini vermek istediğiniz öğenin önüne getirip koymanız lazım. Fiilimiz burada mastar halinde. Tu sais que tout le monde croit ce qu'il désire. Biliyorsun ki herkes arzu ettiği şeye inanır. Fiilimiz burada. Tout le monde herkes demek, croire inanmak demek. Sanmak karşılığını da Türkçe'ye veriyor. Sen biliyorsun ki diye düşünelim. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Tout le monde désire de vivre longtemps, mais personne ne voudrait être vieux. Herkes uzun yaşamayı arzu ediyor ama kimse yaşlanmayı istemiyor. L'amour est la seule obsession que tout le monde désire. Aşk herkesin arzu ettiği tek saplantıdır. Nun pouvons désirer que le bonheur, sadece mutluluğu arzulayabiliriz. Tu sais que tout le monde croit ce qu'il désire, sen biliyorsun ki herkes arzu ettiği şeye inanır. Birkaç tane daha örnek cümle ve cümle tercümesi yapalım. Si vous le désirez, nous pouvons sortir, arzu ederseniz çıkabiliriz. Bakın böyle bir kullanım var. Si vous désirez ya da si vous le désirez diye. Eğer isterseniz gibi şöyle yazalım. Eğer isterseniz ya da eğer arzu edersiniz, ederseniz gibi bir karşılığı Türkçe'ye veriyor. Sonrasında ona uygun bir cümle geliyor. Sophie désire parla avec toi. Sophie seninle konuşmayı istiyor. Bakın istemek diye tercüme ettik. Burada bir edat yok. Nous allons leur donner ce qu'ils désirent. Onlara istediklerini vereceğiz biz. Cümlenin zamanı burada. Le futur proche yani yakın gelecek zaman. Şöyle yazalım. Yakın gelecek zaman. Cümlenin öznesi nu şahıs zamiri. Burada leur var. Bu ne? Şuraya çıkartalım. Bu bir le pronom Kompleman yani bir tamamlama zamiri. Buradaki lör Türkçe'ye onlara karşılığını verdi. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu. Farklı konuları çalıştığımız videolarda mutlaka le pronom kompleman tamamlama zamirlerine yer veriyorum. Şuraya yazayım. Le pronom kompleman diye daha önce bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Kartını da eklerim. isteyenler o videodan çalışabilirler. Se la seule façon d'obtenir l'accord que nous désirons. Arzu ettiğimiz anlaşmayı elde etmenin tek yolu bu. Se prezentatifi var. La seule tek yöntemi elde etmenin anlaşmayı kö d dı karşılığını Türkçe'ye verir diye söylemiştim. Bakalım var mı? Arzu ettiğimiz bakın burada var. Yine bir pronom, relatif kö. Ve son örnek cümlemiz, Que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Allah gönlüne göre versin demek Fransızca'da kullanılan aynı bizdeki gibi bir güzel dilek cümlesi. Allah kalbinin arzuladıklarını versin gibi bir anlama geliyor yıldız atalım. Aklınızda tutun. İsterseniz uygun yerlerde kullanırsınız. Bunları da tekrar bir okuyalım. Si vous le désirez, nous pouvons sortir. Arzu ederseniz çıkabiliriz. Sophie désire parler avec toi. Sophie seninle konuşmayı istiyor. Nous allons leur donner ce qu'ils désirent. Onlara istediklerini vereceğiz. C'est la seule façon d'obtenir l'accord que nous désirons arzu ettiğimiz anlaşmayı elde etmenin tek yolu bu. Que Dieu le désir de ton Allah gönlüne göre versin ya da Allah kalbinin arzuladıklarını sana versin. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Serimizin 61. videosunda désiré, Türkçe'ye arzu etmek karşılığını veren fiili detaylı bir şekilde çalıştığımız videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız yani çan işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.